Arkadaşlar merhaba, kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizinle çıtır çıtır harika bir börek yapacağız. Malzemelerimiz 1 su bardağı süt, yarım su bardağı su, 1 yemek kaşığı sirke, 1 yemek kaşığı yoğurt, yarım tatlı kaşığı tuz ve alabildiği kadar un. Su bardağı süt, yarım su bardağı su, 1 yemek kaşığı sirke, 1 yemek kaşığı yoğurt, yarım tatlı kaşığı tuz ekledim. Ve unumuzu ekliyoruz. Yumurta ve kabartma tozu eklemiyoruz. Malzemesi az, gördüğünüz gibi. Ne kadar un gittiğini en son söyleyeceğim size hamuru yoğurduktan sonra. Hamurumuzu özleşinceye kadar yoğurdum. Toplamda 5 su bardağı un gitti. Yumuşak kıvamlı bir hamur yoğuruyoruz. Hamurumuzu tahtanın üzerine aldım. Şimdi bezeleri tutuyoruz. Toplamda 13 tane beze oldu. Üzerini mendille kapatıyorum. 1 saat dinlendiriyorum. İç harcımız için tavaya biraz sıvı yağ ekledim. Doğramış olduğum 2 adet soğanı da ekliyorum. Böreğimizi patatesli yapıyoruz. Soğanları biraz kavuruyorum. İstediğiniz iç harcıyla yapabilirsiniz. Kıymalı, peynirli, ıspanaklı, neyi seviyorsanız. Tuzunu ekliyorum. Soğanlarımız biraz kavruldu. Patatesleri haşladım, doğradım. Şimdi onları da ekliyorum üzerine. Haşlanmış ve doğramış olduğum patatesleri ekledim. Biraz kavuruyoruz burada. Biraz toz biber ekliyorum, renk versin diye.
İç harcımızın kavrulduğu yeter. Ocağın altını kapatıyorum artık. İç harcımız biraz soğudu. Doğramış olduğum maydanozları ekliyorum. Hamurlarımızı açmaya geçebiliriz. Un ve nişasta karışık açıyoruz. Öncelikle unla biraz büyütüyorum. Unla biraz açtım, biraz büyüttüm bazlama büyüklüğünde. Şimdi de nişasta ekledim üzerine. Nişastayla açmaya devam ediyorum. Bu şekilde açtım. Açabildiğiniz kadar açın. Şimdi üzerine sıvı yağla yağlıyorum. Bu şekilde katladım. Şimdi iç harcını koyuyorum. Bu şekilde kenarlarını katlıyorum biraz. Ve kesiyorum. Hepsimiz doldu. Şimdi üzerlerini sıvı yağ ile yağlıyorum. Önceden ısıtılmış 180 dereceli fırında kontrollü bir şekilde pişiriyoruz. Böreklerimiz fırından çıktı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gayet güzel görünüyor. Bakalım sizinle. Bakın çıtır çıtır olmuş, pul pul dağılıyor. Hiçbir şekilde hamurlaşma yok.
Tadı gerçekten harika olmuş arkadaşlar. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Burada videomun sonuna geldim. Umarım beğenmişsinizdir. Yeni videolarımın devamı için abone olursanız çok sevinirim. Beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın. Abone değilseniz lütfen abone olun. Hoşça kalın, dostça kalın. Allah'a emanet olun.